Efendim herkese iyi geceler. Sıra dışına, hatta sıra dışı klasiğe hoş geldiniz. Yıllar sonra ilk kez bu akşam yeniden şunu yapacağız. Haftada bir gün, yani çarşamba günleri, o ilk zamanlarda olduğu gibi bir de o klasikleşmiş sıra dışı programlarından birini yapacağız. Bir ufuk turu yapacağız, bir beyin jimnastiği yapacağız. Şimdi hocamın yanında söyleyeceğim ama zaman zaman o moda tabirle beyin yakacağız bu akşam. Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın bizlerle, hocam hoş geldin. Teşekkür ederim. Sakın tepki verme hocam. O yüzden eşi, dostu, konuyu, komşuyu, akrabaları, tanıdıklarınızı herkes arayın. Özellikle gençler ekran başında olsun. İlim konuşacağız, bilim konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Ama öyle bir farklı noktaya geldik ki yapay zekadan bahsediyoruz. İnsansı robotlardan bahsediyoruz. Bir tuhaf bir yere gidiyoruz. Şimdi eskiden şöyle denirdi. Hatta onun şarkısı da var. Kurşun adres sormaz ki. Bilirsiniz hocam değil mi? Artık kurşun adres soruyor. Adresi veriyorsunuz. Gidiyor, sağ yapıyor, sol yapıyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Adresi buluyor ve işini görüyor. Robotlar, asker robotlar üretimi başladı. Ve şu anda asker robotlar üretiyorlar. Dertleri ne? Savaşlarda kullanacaklar. Öldüğünde hiçbir masrafları olmayacak şu anlamda. İşte tazminatlı şuydu vesaire falan, insan ölmüş olmayacak. Küçücük minicik robotlar üretecekler. Kötü işlerde kullanacaklar. İyi işlerde şu anda kullanıyor gibi görünüyorlar. Spiker robotlar çıktı. İşte hastanede sizi karşılayan robotlar çıktı. İnsansız robotlar bunlar. Yapay zeka. Elimizde telefonlarımız var. Arabaya biniyorsunuz hocam. Diyor ki eviniz için en yakın güzergah şurası diyor. Nereden biliyorsun eve gideceğimi? Planlamış, hesaplamış. Her gün şu saatte bulunduğu noktadan çıkıyor ve istikameti eve. Olsa olsa diyor, kendince tasarlıyor. Harekete başladı, arabaya bindi, harekete başladı, eve gidiyordur diyor. Bir de size rota söylüyor. Açıyorsun, basıyorsun, işte ismini söylüyorsun. Diyorsun ki ya en yakın eczane nerede var? Tamam, hemen bakıyorum diyor. Konumuna ölçüyor. Nöbetçi eczaneleri buluyor falan, bu işi yapıyor. Benim şu değerlendirmem vardı hocam. Biraz bilinçli olarak geniş açtım. Ekran başında bizi izleyenler neler konuşacağımızı bilsinler diye. Eskiden cinlerden bahsediliyordu falan. Konuşuluyor. Kur'an-ı Kerim cinden bahsediyor. İşte bir takım hikayelerimiz içerisinde cin hikayeleri var vesaire. Geldi, götürdü, getirdi bilmem vesaire. Benim bir cinim var hocam. Ve bu cini bedava çalıştırıyorum hocam. Her ay gidiyor, elektrik faturamı, su faturamı, doğalgaz faturamı ödüyor. Maliye Bakanı duymasın. Duymasın. Bedava çalıştırdığım için. Bana dönüyor, bunların makbuzlarını da veriyor. Hesabımdan parayı çekiyor, bunları ödüyor. Benim ruhum duymuyor, hepsini yapıyor hocam. Ne otomatik ödeme talimatı falan şimdi. Böyle bir şey. Herhalde biz bu yapay zekayı konuşmadan önce bir altlık bir temel oluştursun diye önce bir beyni, zekayı, aklı bir konuşalım. Yani insandaki ne oluyor? Şimdi ölümsüzleşmek mümkün mü? İşte avatarlar üretiyorlar. İşte 2045 yılında şu olacak, 2035'te şu olacak falan, bunlar üretiliyor. Bir hologram Turgay Güler üreteceksin. 2060 yılında, kendime Allah uzun ömür versin, böyle biçiyorum böyle uzak vadeler cümlemize. 2060 yılında çocuklarım, torunlarım, dede ne yapıyorsun diyecek, eve girecek bir hologram. Yapay zeka var öyle. İyiyim torunum, sen ne yapıyorsun diyecek. Ya işte şöyleydi, bir hikaye anlatacağım ona. Geçmişte ne oldu onu anlatacağım. Niye? Kayıtlarda var, hafızada var. Ses tonumu seslendirmesi mümkün. Duygu verebilir muhtemelen. Üzüntü, sevinç, ağlama vesaire. Hep hayatta olacağım. Bu ölümsüzleşmek midir falan. Tüm bunların hepsini konuşacağız bu akşam. Ne olur ekran başında olun. Gerçekten müthiş bir ufuk turu yapacağız. Hocam beyin nedir? Şimdi Turgay Bey, teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek? Konuşmanın başlangıcında kurşun adres sormaz diye söze girdin. Tabii aslında bütün meslektaşlarımın çok acı bir günüdür bugün. Evet, onu evet hocam. Dün Fikret Hacı Osman adında
bir kardeşimizi, bir meslektaşımızı maalesef şehit verdik. Maalesef. Allah rahmet etsin, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıllardan beri, son 10 yıldan beri özellikle meslektaşlarımıza, sağlık personeline uygulanan bu terörist hadiseler, saldırganlıklar, gerek taciz, gerek tahrik, gerek yaralama ve gerekse cinayet, dünden olduğu gibi cinayet seviyesine varıncaya kadar katletme olayları yaşanmakta. Sağlık Bakanlığı, Büyük Millet Meclisi bir an önce bunun kesin çözümünü ve cezai tedbirler alınmasını, bu arada da her ne kadar buna karşı çıkacaklar olacak olanlar varsa da, bu tip şeye karışanların, hekimlere bu tip saldırganlık gösterenlerin yakınları aciller haricinde teşhir edilerek hiçbir hastanede tedavisinin kabul edilmemesi. Yakınlarını demeyelim hocam. Hasta yakınları da başka türlü olmaz. Zaten adamın kendisi ise ona da yakınları engel olsun. Herkes delisine sahip olsun. Herkes delisine sahip olsun. Başka türlü olmaz. Çünkü bu her gün kaç meslektaşımız şehit edildi. Ve işte başının sağ olsun, taziyelerimizi sunuyoruz demek de bu geçiştirilmez. Asla. Onun için ben bütün Türk tıbbına, hatta dünya tıbbına başsağlığı diliyorum. Çünkü hekimlik evrensel bir meslektir. İnsanlık kaybetmiştir. Uçan tekme savuran caniler maalesef tutuksuz yargılanmakta. Bu bir fecaat hocam. Allah'tan. Nasıl serbest bırakırsın? Allah'tan bir savcımız itiraz ederek tutuklanmasına vesile olmuştur. Annesi evladına plastik terlik fırlattı diye 50 evet. gramlık 5 evet. yılla yargılamaya kalkıyorsun, hapis cezası vermeye kalkıyorsun. Evet. Uçan tekme atıyor, eline dışarıdan kayayı getirip kafasına vuruyor, bilmem ne yapıyor. Tutuksuz yargılanmış, serbest bırakıyorsun. Bu hususta asla tavizkar değilim. 50 yıla yaklaşan bu tıbbın içerisindeyim. Meslektaşlarımın görmüş olduğu bir eziyet, aşağılık kompleksli insanlar tarafından, hasut insanlar tarafından maalesef bu mecraya itildi. Ve bunun mutlaka çözümlenmesi gerekmektedir. Zira bunun acısını yine bu masum insanlarımız çekecektir. Zira bu iş böyle devam ederse, çok değil, 10 yıl sonra bu insanlar hastalarını muayene ettirecek, tedavi ettirecek hekim, ameliyatlarını yaptıracak cerrah bulamayacaklar. Yine şaşıyorum ki bütün bu taciz olaylarına karşı bu kadar özverili bir şekilde bu hekim meslektaşlarımız, bu arkadaşlarımız nasıl görev yapıyorlar, ona da hayret ediyorum. Herhalde Allah korkusu meslek aşkıdır diye düşünüyorum. Bu girişi yaptıktan sonra sorunuza gelecek olursak, Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu en büyük nimet beyindir. Akıldır dolayısıyla. Çünkü beyin bir donanım. Akıl yazılım, zeka ise işletim sistemidir. Aklı olmayanın dini zaten yok, mesuliyeti de yok. Bizim kanunlarımızda da böyledir. Cezai ehliyeti vardır, yoktur. Farik ve mümeyyizdir, değildir diye. Yani akıl bir yazılım, beyin donanım. Zaten beyin Adem'i adam yapar. Adem'i adam yapmayan, insanı insan sınıfına, hayata katkı sağlar duruma getirmeyen bir beyin de beyin olmaktan çıkmış demektir. Bütün dinlerde akıl ön planda tutulmuştur. Aklı olmayana hiçbir din, hem semavi dinler hem de semavi olmayan dinler mesuliyet yüklememiştir, yüklememektedir. Zekaya gelince, zeka bir işletim sistemidir. Zeka, aklın gölgesinde aslında bütün canlılarda zeka vardır. Hatta cansızlarda da zeka vardır. Bir taş yuvarlanırken nerede duracağını biliyor. Evet, biz onu yer çekimi kanunlarına göre,
fizik kanunlarına göre, Newtonyan fizik kanunlarına göre icabında böyledir diyoruz ama bugün Newton kanunlarına göre durmaması gereken bir yerde bir taşın durduğuna da ağırlık merkezinin farklı, yani orta hattı geçmiş olmasına rağmen hiçbir zaman devrilmediğini de görüyoruz. O nedenle bütün cansız varlıklarında zekası vardır. Peki zeka, akıl, vicdan, ruh, ego, nefis, bunlar nasıl çalışır? Önce ona bakalım. Şimdi akıl, vicdan ve ruh, bunlar bir parametre olarak aynı minval üzere çalışırlar. Yani rahmanidir, yani insanidir. Yani insanlığın, hayatın, ömrün, gerçeğin doğrultusunda insanlığa hizmet ederler bunlar. Yani akıl ve ruh ve vicdan. İnsanlığın, yani burada din, mezhep, ırk, cinsiyet ayrımı olmadan, insanlığın ve hayatın, insanlık derken hayatı kastediyorum. Hayatı kastederken sadece insanlığı kastetmiyorum. Hayvanlarda, bitkilerde, cansız bitkilerde, denizler, hava, atmosfer, her şey içerisindedir. Yıldızlar, galaksiler. Ona, çünkü hayatımız onlar oluşturuyor. Ona katkı sağlayan her şey aklın, ruhun ve vicdanın çerçevesindedir. Anaximenos, hepasin hemin, hi sineidesis teos der. Yani vicdan içimizdeki Tanrı'nın sesidir der. Tanrı hayata katkı sağlayan bir varlık, ezeli ve ebedi bir varlık olduğundan dolayı vicdani sorumluluk içerisinde, ruhi çerçeveler içerisinde akli melekelerin süzmüş olduğu kararlar hayata katkı sağlar. Yani insan bir kötülük iş yaptıktan sonra der ki ya ben nefsi emmareye uydum, bu hatayı yaptım. Vicdanımın sesini dinleyemedim. Ruhumun sesini dinleyemedim. Aklım bir taraflara gitti der. Bunun karşısında ise zeka, ego ve nefis vardır. Bunlar daima menfi olarak çalışır, akıl parametresi ise müsbet olarak çalışır. Yani hayata katkı sağlamak açısından akıl, nefis, akıl, ruh ve vicdan, diğer taraftan menfi anlamda ise zeka, nefis ve ego çalışır. Yani elimdeki bir maddeyi, bir malı satarken fahiş fiyatla satmak, dolar yükseldi diye biz de bunu daha fazla satalım demek, bir yerde egoya uyup, nefsani arzulara uyup, kıvrak aklınca şark kurnazlığı gibi kıvrak zeka ile kısa zamanda, kısa yoldan zengin olmak yoludur ki bu hayata ters, hayatın aleyhine olan bir durumdur. Ama bu durumda akıl, vicdan ve ruh der ki, dur bakalım arkadaş, sen dolar yükseldi diye buna ne etkisi var ki sen bunu bu kadar fahiş fiyatta satıyorsun? Ve bir iç çatışma oluşur, bu beyinde oluyor bunlar. İç çatışma oluşur. Hangisi kazanırsa o minval üzerine nefsi hareket yahut oluşur. Nefsi yahut vicdan. Evet. Eğer akıl grubu kazanırsa hayata katkı sağlar, bu rahmanidir, insanlığın yararınadır, hayatın yararınadır. Akşam siz kafanızı yastığa koyduğunuz zaman da ya ben bunu çok fahiş fiyata satıp para kazanabilirdim ama vicdanım el vermedi dersin. Ya da fahiş fiyata satarsınız, akıl grubu mağlup olur, zeka, nefis ve ego grubu galip olursa sabah kadar para sayar durursun. Akşam dersin ki ya biz bunu yapmamalıydım ama ne yapalım, uyduk nefsi emmareye. Bu böyle. Şimdi akıl, zeka, beyin. Peki beyin nasıl oluyor da zeka üretiyor? Bu çok önemli. Şimdi Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu en büyük nimet beyin. Çünkü akıl, beyin olmadan aklın da bir önemi yok. Beyin zeka mı üretiyor, akıl mı üretiyor? Ona geleceğim oraya şimdi. Altyapıyı yapalım. Şimdi beyin insanların en büyük nimeti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da kulluk, ubudiyet, Allah'a kulluk
nereye kulluk yapıyorsan, beyinle başlıyor. Teabbut kavramı Kur'an'da bir takım parametrelere bağlanmış. Bunu ilahiyatçıların açıklaması müsbet bilimlerden yeterince mücehhez olmadıklarından dolayı mümkün olmayabilir. Ama 40 yıldır beyin cerrahisiyle iştigal eden, gecesi gündüzü beyinle geçen bir insan olarak Kur'an'a baktığımda bunu farklı parametrelerle görüyorum. Şimdi anatomik olarak demin ifade ettiğim gibi Newton kafasına göre, Newton düşüncesi, çünkü biz bugün tıbbı Newton tıbbına göre, Newton kurallarına göre tedavi yapıyoruz. Nedir? Ağrısı var, ağrı kesici ver. Semptomatik tedavi. İşte apse vardır orada, cerrahi yap, tümör vardır, çıkar şeklinde. Oysa ki bugün geldiğimiz noktada ki bu beyinle bu yere geldik, kuantum kuralları geçerli artık. Kuantumla artık yeni bir kapı açılıyor tıpta, kuantum tıbbı deniyor buna. Şimdi Newton... Ağrı var ne yapalım kuantum tıbbına göre? Ağrı var ne yapalım? Ağrı var ne yapalım? Başka bir kapı açıyor bize. Hı hı. Şimdi Newton tıbbına göre 1908 yılında Brodmann diye bir bilim adamı çıkıyor, beyni haritalandırıyor. İşte burası konuşma merkezidir, burası görme merkezidir, burası işte hormonların idare merkezidir falan. Ve ondan beridir, 120 yıldır, 100 küsür yıldır, aynı minvar üzerine biz bilimsel çalışmalar yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. Fakat bunun içerisinde oturduk saydık. İşte ne yapıyoruz? İşte diyelim ki bir mikrogramlık bir beyin dokusu alıyoruz. İşte mikroskop altında onun nöronlarını sayıyoruz. Gliya hücreleri, astrositleri, işte oligodendrositleri sayıyoruz. Yani hücreleri sayıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki beyinde şu kadar hücre var. Ve hesaplarımıza göre 100 milyar nöron var ortalama. 1 trilyonda onlara hizmet veren yardımcı hücre var. Gerçi son yapılan çalışmalarda artık bunun birkaç trilyon olduğu görülmüş. Mesela bundan 6 ay öncesine kadar 100 milyar nöronun zekayı onların ürettiği, hareketi, davranışı, insanı, bizi yapan yani onların olduğu, 100 milyar nöronun olduğu, diğer trilyoner hücrelerin, trilyonluk hücrelerin, işte 1-2 o zamana kadar, 6 ay öncesine kadar 1 trilyon diyoruz. Ama şimdi 2-3 trilyon olabildiğine ispat edildi. Onların genelde bunların hizmetkarlığını yaptığını, yani lojistik destek sağladığını biliyor idik ama son birkaç aydan beri yapılan çalışmalar bize gösterdi ki o destek hücreleri de onlara akıl fikir veriyor. İstişare merkezleri kuruyorlar. Beraber ya şunu yap, bunu yapma gibi. Şimdi bundan 4 yıl evveline kadar, 5-6 yıl evveline kadar dünyanın en büyük projesi gen projesiydi. Yani bizi biz yapan, bizim işte davranışımızı, hareketlerimizi, sinirli olmamızı, munis olmamızı, latif olmamızı, güzel olmamızı falan filan genlerimiz yapıyor diyebiliyor idik. Ama Human Connectome Project dediğimiz, Human Genome Project dediğimiz gen projesi bitince, hatta o zaman dediler ki işte 2 milyon genimiz var. Sonra 200 bine bu düşürüldü ama en son proje bitince normalde şu anda 22 bin tane genimiz var. 22 bin tane geni bulduk fakat baktık ki şimdi genleri tamamen aynı olan insanlar, monozigot ikiz dediğimiz yani tek yumurta ikizi bakıyoruz ki bunlar bütün genleri eşit aynı olmasına rağmen saç telinden göz rengine boyundan falan ama birisi diyelim ki çay seviyor. Ötekisi kahve seviyor. Biri çabuk öğreniyor, öbürü öğrenemiyor. Birisi sarışın seviyor, birisi esmer seviyor. Birisi uzun boylu seviyor, birisi balık eti seviyor gibi. Şimdi hatta bununla ilgili 500 monozigot ikizde yani tek yumurta ikizinde bir araştırma yapılmış İngiltere'de. Tek yumurta ikizi doğduktan sonra başka yerlere gönderilmiş. Sonra toplanıp bir araya onlar üzerine araştırma yapılmış. Bakmış ki hepsi birbirine farklı. O zaman dedi ki bizi biz yapan genlerimiz değil. Hmm. Mesela bugün bir dünyanın en güzel mankenini alalım ele. Onun gen yapısı ile bir ineğin gen yapısı arasında %2'lik fark var.
Bir eşeğin gen yapısı arasında. Ya müthiş bir örnek bu hocam, dur. Ne demek bu? Marilyn Monroe ile bir inek arasında %2'lik fark var. Ne demek, demek bu? Bu demek işte. Veya Marilyn Monroe ile bir eşek arasında %1,5'lik gen farkı vardır. Bu kadar demek. Şimdi baktık ki. Bu değil. Bu değil. O zaman nedir dedik? İşte o zaman nöronlar üzerine durduk. Baktık ki bu 1908'de Brodmann'ın yapmış olduğu beyin haritalanmaları doğru değil. Yanlışlarla dolu. Nasıl bunu biz hissettik? Mesela 10 binlerce beyin ameliyatı yaptım. Sıçanlarda 1000'lerce ameliyat yaptım. Farelerde, kobaylarda, tavşanlarda, kedilerde, köpeklerde falan. İnsanlarda 10 binlerce beyin ameliyatı yaptık. Hiçbir beyin diğerine benzemiyor. Bakıyoruz ki Brodmann'a göre işte şurası konuşma merkezidir diyoruz. Oranın uzağında tam ters yönünde bir ameliyat yapıyoruz. Fakat hastanın konuşması bozuluyor. Allah Allah diyoruz ya, bunun konuşma merkezi uzak bir yerde niye oldu? Veya hareket merkezinin dışında olan bir yerde bir ameliyat yapıyoruz. Fakat bakıyoruz ki hastanın hareketi bozulmuş. Ya olmaması lazımdı. O zaman dedik ki Brodmann'da bir problem var. Harita yanlış. Yanlış demeyelim ama çünkü bilim ilerliyor. Zaten bilimin ilimden farkı budur. Yani hep belki laf lafı açıyor ama bilimi de ilimden ayırmak lazım. Şimdi bilim devamlı, stabil değildir. Labil devam eder. Yani bugün doğru olan yarın yanlış, bugün yanlış olan yarın doğru olabilir. Olabilir. Ama ilim de öyle değildir. İlim stabildir. Dogmadır. Dogma delildir. Hayır, dogma delildir. Çünkü ilimde bilim de vardır. Ama bilim dogmayı delil kabul etmez. İlim ise dogmayı delil kabul eder. Mesela bilimde bir papazın sözü vardır. Çok severim o sözü. Timeo hominis unis libri der. Timeo hominis unis libri. Tek kitaba bağlı kalan insanlardan korkunuz, çekininiz, kaçınınız der. Yani bu okudum mu böyledir? Değil. Yani ben yaptım olduğu ile olmaz bilimde. Ben bir araştırma yaparım. Siz aynı metot, materyal, yöntem mi kullanarak benim bulduğum sonuca yakın ya da o sonucu bulmak durumundasınız. Aynı laboratuvar şartlarında. Gerek saha laboratuvarı olsun, gerekse deney laboratuvarı olsun. Burada onun için deney esastır. Ayıklanabilir olması lazım. Yani tartıştığımız zaman da hocam siz onu yaptınız ama ben de aynı sizin metodunuzla yapmış olduğum çalışmada o öyle değil, o ilaç ağrıyı kesmiyor veya şu hormonu etkilemiyor diye buldum. Tartışabilmeliyiz. Hı. Ayıklanabilir olması lazım. Hı. Tartışılabilir olması falan. Ama ilimde ise durum farklıdır. Çünkü bilim insanlığın, daha doğrusu hayatın, insanlığın refahını göze alır. Bakın, bilim insanlığın refahını göze alır. İlim ise hayatın refahını öne alır. Yani bütün kainatı, bütün evreni tutar. Yani şimdi belki bilim, bilmem işte aydaki bir canlının varsa, Mars'ta varsa ki bir canlının veya bir taşın haysiyetini dikkate almayabilir. Mesela yapay zeka ile ilgili onu da konuşmamız gerekecek. Hı hı. Şimdi mesela ben diyorum ki şu kadar hayvan ameliyat ettim, sıçan ameliyat ettim. Benim çocuklarımın gırtlağından geçen her lokmada sıçanların hakkı vardır. Araştırmalarımı onda yaptım. Peki o hayvanları öldürürken, ki şimdi tabii hayvan hakları var falan falan. Peki o hayvanda beyni açtık, ameliyatlar yaptık, işte anastomozlar yaptık, milimlik damarları birbirine bağladık falan falan, ne oluyor ne bitiyor. Kendi maharetimizi geliştirdik öyle ya. Bir milimlik damarlara ameliyat yapıyorsun, elimizin, parmaklarımızın tabii mahir olması lazım. Sen de gelip gel yat Turgay Bey şu beynini aç da bunu yapalım diyecek halimiz yok. Ama maalesef bir de şu var. Bu zamana kadar dünyada genelde bu, hele hele bizim ülkemizde ameliyathanelerde, anatomi laboratuvarlarında, iyisi orada ama birçoğu ameliyathanelerde öğrenmiştir. İşte usta çırak usulü, gel bakayım evladım buraya asistana. Şuraya, bu şekilde olmuştur. Ama veya hayvan laboratuvarlarında. Ama düşün ki yarın sıçanların hakimiyetinin olduğu bir toplumda insanlar üzerinde sıçanların deney yaptığını düşünürsen, yani o zaman da insanın muayenesi alt üst oluyor. Alt üst. Ha, ama yapay zeka ile biz bugün bunları simülasyonlarla yapmak, programın ilerleri saatlerinde buna döneriz. Şimdi şurada kalmıştık. Orayı es geçmeyelim. Geçmiyorum, ilime geliyorum işte. Yok. Beyinde
görme merkezinden uzak bir yere dokunduk. İşte oraya giriyorum. Aha. Şimdi ilime anlatayım da oraya gireceğim. İlimde ise hayata katkı sağlamak vardır. Yani o Mars'taki taşın da, toprağın da, oradaki bir varlığın da değeri vardır. Ve dogma burada delildir. Yani Tevrat böyle diyorsa, Matta böyle diyorsa, Markos böyle diyorsa, Yuhanna böyle, tabii bunlar muharref, ayrı bir konu. Ama biz Barnabai diyelim mesela. Onları da bir tarafa bırakalım, Kur'an'a havalemeli. Kur'an-ı Kerim böyle diyorsa, bu böyledir. Onu izah etmek bana düşüyor, bilime düşer. Bilimin görevidir orada. Şimdi, baktık ki Brodmann'ın yapmış olduğu haritalanma, bizim her zaman bizi aydınlatmıyor. Doğrulamıyor bizi. Çünkü her beyin aynı değil. Her beyin aynı değil. Her hücre de aynı değil. Şimdi bakın ben hayatımı beynin bir bölgesi var. Pitoreal yaklaşım dediğimiz bir silvian fissür dediğimiz bir yer var. Genelde ameliyatları o yoldan yaparız. Onun üzerine hasrettim ben. Araştırmalarım, buluşlarım bilmem ne falan. Çok sevdiğim bir alandır o alan. Yani orada bakıyorum ki hiçbir damarın, en kıl gibi bir damar bile diğerine benzemiyor. Bunlarla ilgili araştırmalar yaptım. Ameliyat intraoperatif, yani canlıda, kadavradan ziyade yaptığım ameliyatları videoya aldım. Hepsini videoya kaydettik. Sonra oturup onları retrospektif olarak geriye dönerek inceledik. Baktık ki hiçbiri diğerine benzemiyor. Sonra baktık ki Brodmann, yani bunları birazcık o zamanki şartlara göre, tabii şunu da söylemek lazım, yani Brodmann'ı ben suçlamıyorum. Brodmann olmasa ben bugün burada konuşamazdım. Tabii temelini atmış. Yani hani Newton 1643 yılında doğdu. Newton 1643 yılında da aynı zamanda Galileo öldü. Galileo'nun ölüm tarihidir. 1643-1642. Newton der ki, "If I have seen farther, it is by standing of shoulder of the giants," der. Ben eğer önümü görebiliyorsam, dağın arkasını görebiliyorsam, benden önceki dev insanların omuzlarına dayandığım için görüyorum. Yani Brodmann olmasa biz bugün burada olmazdık. Tesla olmasaydı, Gazali olmasaydı, Farabi olmasaydı, Amidi olmasaydı, İbn Rüşd olmasaydı, İmam-ı Azam olmasaydı biz bugün burada konuşamazdık. Galile olmasaydı, Galen olmasaydı, Hipokrat olmasaydı, İbn Sina olmasaydı. Onun için onlarla beraber ileriye bakıyoruz. Şimdi baktık ki mesela yine eskiden derdik ki beyin öldü mü bir hücre kendini yenilemez. Ama bakıyoruz ki o doku veyahut da o fonksiyon yeniden kendini kazanabiliyor. O zaman baktık ki bu insanı insan yapan demin bahsetmiş olduğumuz genler değil, nöronlardır. Mesela bundan 15 gün önce Nature'da yayınlanan bir makalede Neuropod diye yeni bir nöron bulunmuş beyinde. O zaman 100 milyarın da üzerinde çıkıyor bu nöronlar. Bağırsak ile beyin sapı arasında bir yol oluşturmuş bu nöronlar. Daha yeni 15-20 gün önce bu bulundu. Neuroscience, yani nörobilim, dünyada en hızlı ilerleyen bilimdir. Şimdi tekrar nörona dönecek olursak, baktık ki bu sefer konuşma merkeziyle, yani Brodmann'ın bahsetmiş olduğu konuşma merkeziyle bizim ameliyat yaptığımız merkez arasında bir bağ var. O bağı düşündükçe Kur'an-ı Kerim'deki efela yağgılıyon ayeti kerimesi benim beynimde bir kıvılcım, bir ışık yakıyor. Ne yapıyor bu? Baktık ki filmler var, Hollywood filmleri var. Avrupa'da şu anda çok hızlı bir üzerinde çalışılan bir proje var. İnsan Konnektom Projesi. Human Konnektom Proje diye. Bu proje 2014'ten beri devam ediyor ki bu İngiltere'de yapılan çalışma, ikizler arasında yapılan çalışmaların, yani bizi genlerimizin oluşturmadığı düşüncesinden hareketle, her ne kadar o genler arasında da bir konnektom var, gen konnektomu diyoruz. Şimdi ben düşünüyorum ki o demin bahsetmiş olduğum beynin o özellikle o alanında bile damarlar arasında da bir konnektom var.
fissürler arasında da, girüsler arasında da, beyin suları arasında da bir konnektom, bir haber alışverişi var, istişare merkezi var. Ve bilim bugün daha yolun başında hala. Daha başına bile giremedi, daha kapıyı göremedi. Tabii. Şimdi baktık ki adam bu sefer konuşabiliyor. Konuşma merkezi zedeleniyor ama konuşuyor. Konuşma merkezinin uzağında bir problemi, trafik kazası geçiriyor insan. Diyelim ki görme merkezi tamamen kayboluyor, kör oluyor. Ama konuşma merkezi o kadar gelişiyor ki gören, yani kör olan, ama olandan daha iyi görüyor bu sefer. Ya da sağır oluyor, işitme merkezi bozuluyor ama görme merkezi o kadar hassas oluyor ki onu tolere ediyor. Baktık ki nedir bu? İşte baktık ki bunlar nöronların birbirleri arasında haberleşmesi. Mesela Alzheimer diyoruz. Alzheimer nedir? İşte bu kapıların paslanmasıdır bir anlamda. Yani nöronlar arasındaki geçişin, iletişimin bozulması. Tabii bu arada bu demin bahsetmiş olduğumuz glia hücrelerini de, yani astrosit hücrelerini de buna katmak lazım. Çünkü bir iki ay önce onların da bu işe karıştığı, istişarelerde danıştığı, oradan gitme, buradan git, onu yaparsan böyle olur gibi, yani senin bir yerde cüz'i iradeni yönlendirdiğini gördük. Bu laboratuvarlarda, yani bunlar böyle afaki değil, laboratuvarlarda ispat edilmiş. Bir hücrenin zarında 70 milivoltluk elektrik var. Bir insanda 100 trilyon hücre var. 100 trilyon. Çarpı 70 milivolt. Bunun beynimizde birkaç trilyon artı 100 milyar, yani diyelim ki faraza 1 trilyon 100 milyar çarpı 70 seri bağla, müthiş bir enerji ortaya, kainatı yakan bir enerji ortaya çıkar. Şimdi nöronlar arasında iletişim açlığı var. Yani nöronlar birbirleriyle iletişime geçmek için can atarlar, öyle diyelim. Bu benim tarifim. Yani ya şunun görüşünü alalım, ya şunun görüşünü alalım. Bu ne kadar biliyor musun? 2 üzeri, bugünkü tabirle söylüyorum, 2 üzeri 1 trilyon 100 milyar. Yani bundan 6 ay öncesine kadar bu rakam 2 üzeri 100 milyardı. Ama bugün bu glia hücrelerinin de bu istişare merkezlerine, zeka üretmesine, yani bunun şeyi zeka üretmektir, katkısı 2 üzeri 1 trilyon 100 milyar. Yani o 2'yi 1 trilyon 100 milyar kere kendi kendisiyle çarpacaksın. Ne çıkarsa o. Peki bu iletişim, bir aşk var aralarında. Bilgi ile buna susayan bir insanın suya olan aşkı gibi nöronlar arasında da bir istişare aşkı vardır. Yani yeni bir şey üretelim. Yeni bir ufuk açalım, yeni bir kapı açalım. Olaylara yeni bir bakış açısı koyalım. Çünkü felsefe budur zaten. Çünkü felsefe bilimin efendisi, perspektif meşalesi, paradigma ise kölesidir. Aynı şekilde Mevlana der ki, teşnegan ab coyet ez cihan, ab mi ayet be alem teşnegan. Diyor ki, çatlamış dudaklar, dünyada bir damla su arar. Teşnegan ab coyent ez cihan, ab mi coyent be alem teşnegan. O bir damla su da kendisine susamış, çatlamış dudağı arar. Bu aşk nöronlar ile konnektom arasındaki aşktır. Yeni bir şey üretelim. Bu tabii normal şartlar altında insan olabilen, hayata katkı sağlayabilen, dini ve cibeleri, bu anlamda da söylüyorum bunu, yerine getirmekteki esas gayesini kendisine motto yapmış, insanların bir anlamda hedefleri, yeni bir kapı açalım, yeni bir düşünce, insanın hayatını daha kolaylaştıralım, daha müreffeh olsunlar, daha medeni yaşasınlar diye düşünen insanların beyinlerinin yapmış olduğu konnektomdur bu. Bu da Human Connectome Project diye 2014'ten beri başlayan, daha doğrusu 2014'te bunun temelleri atıldı. Brett Terry diye bir adam Lanikia'yı yazdı. Connection. Bağlantı oradan geliyor. Onu kastediyorsun. Oradan geliyor. The Cluster of Galaxies. Lanikia, The Cluster of Galaxies.
galaksilerin birbirleri arasındaki bağlantı salkımı diye 2014'te Nobel ödülü aldı bu adam. 2014'te Brett Taley bunu yazdı, Lanikia'yı belirledi. Bizim genlerimizi oluşturan gen Lanikia, genom, epigenetik ve konnektom ve 2017'nin, 2016'nın Aralık ayında başlayan Human Connectom Project, bu Avrupa, daha doğrusu Blue Brain Project diye de bir çalışma var. Bu projeye Avrupa Birliği 1 milyar dolar, 1 milyar euro, Amerika'da 1 milyar dolar buna destek veriyor. Ve bu bu proje içerisinde de iki tane Türk vardır. Mesela bir tanesi ETH'da Mustafa Çavuşoğlu, Profesör Mustafa Çavuşoğlu. Özellikle bu nöronların kendileri aralarında fikir üretirken nasıl sinyalleştiğini araştırıyor. Yine MR bağımlı nano robotlar. Bakın nano robot diyoruz. Robot yani oradan geldi. Bunlar unutuldu artık. Nano robot. Nanometre ne demek biliyor musun? Nanometre mikrometrenin binde biri. Mikrometre ne demektir? Milimetrenin binde biri. Hesapla yani. Bir saç teli 150 bin nanometredir kalınlığı. Oradan hesapla. Şimdi burada nano robotlarla beraber MR kontrollü nano robotlarla beraber hücrelerin içerisine girip yapay zeka ile beraber hücreleri, tümörleri, kanserleri tedavi etme üzerine çalışıyor. Bu enteresandır. Bunu yürüten, bu projeyi yürüten Henry Markram diye bir matematisyen, bir matematikçi. Bu matematikçi dedi ki yahu şu nöronlar nasıl zeka üretiyor? Bir buna bakalım. Ve 38 bin tane nöronu aldı. Bunların simülasyonunu yaptı. Henry Markham. Bu adam da Basel Üniversitesi'nde. Kendisini tanıyorum. Niye fazla yapamadı? Şu andaki elimizdeki bilgisayarlar daha fazlasını simüle etmeye yetmiyor. Kafi değil. Şimdi buradan beynin gücüne bak. Yani beyindeki şeye bak, güce bak. Yine Jürgen Schmidt Huber diye bir astrofizikçi, bu çekirdekteki kayıtlı bilgileri okumaya çalışıyor bilgisayar ışığında. Peki bizim bu nöronlardaki, dedik ki işte bağlantı sayısı konneksin orada 2 üzeri 1 trilyon 100 milyardır dedik. Peki ne kadar işlem yapıyor dersiniz? Bu kapılar böyle çalışıyor. Şimdi bu kapılar böyle çalıştığı müddetçe, bu kapılar böyle çalıştığı müddetçe onda Alzheimer olmaz. Saymak mümkün değil. Niye Alzheimer olmaz? Bakın, dünyada aslında Alzheimer tembellik hastalığıdır. Şimdi ilaç firmaları ilaç çıkartıyorlar Alzheimer'e, şuna buna ama. Bir dakika, önemli bir şey söyledin hocam şimdi. Evet, tembellik hastalığıdır. Oraya geleceğim. Hı. Mesela Alzheimer dünyada en az Japonlarda gözükür. En az kompozitörlerde gözükür. En az bestekarlarda gözükür. Fiziksel en tembellik mi, zihinsel geliyorum tembellik mi? Buraya. Vallahi iki saatten beri konuşuyorsun. Bırak biz konuşalım azıcık. Çok güzel hocam ya. Şimdi şairlerde, köşe yazarlarında, muharrirlerde, bir de nelerde az gözüküyor biliyor musun? Kimlerde? Hafızlarda. Hafızlarda Alzheimer az gözüküyor bu saydıklar. Niye? Devamlı konnektom çalışıyor. Konnektom aslında Alzheimer nedir biliyor musun? Kapının menteşelerinin paslanmasıdır. Siz menteşeleri açıp kapamazsanız, köydeki evinize 6 ay, 1 yıl gitmeyin, örümcekler her tarafı sarar, kapılar paslanır, gacır gucur etmeye başlar. Beyin de öyledir. Bu nöronlar arasındaki, tabii gliya hücreleri de, arasındaki bu konnektom devamlı çalışması lazım. Bu çalışma esnasında fikir üretiyor, zeka üretiyor. Ne kadardır bunun saniyedeki işlem hızı biliyor musun? Aklımız almıyor. 10 üzeri 16. Yani saniyede, bakın bugün işte telefonlarımız var, bilgisayarlarımız var, işte şu kadar şeysi vardır diyoruz, işlem gücü vardır, bilmem nesi vardır. Beynimizin, nöronların, konnektomun işlem gücü saniyede 10 üzeri 16 işlem bölü saniyedir. O kadar saniyede işlem yapıyor. Bunların birçoğunu biz farkında değiliz. Beyin kendisinden yapıyor. Uykuda da beyin çalışıyor. Uykuda bile beyin çalışıyor. Şimdi peki diyorsun ki, bunu ürettiğimiz şey diyorsunuz ki hocam zeka üretiyor diyorsunuz. Yapay zeka yapacağız biz buradan. Zeka üretiyor. Bunu ölçüyor muyuz? Bakın matematik Allah'ın, eğer Kur'an-ı Kerim'i Arap lisanında
İncil'i Aramice, Tevrat'ı İbranice göndermemiş olsaydı, sıfırdan dokuza kadar sihirli rakamları kullanarak gönderildi. Çünkü fizik Allah'a ibadet şekli, matematik ise Allah'ın lisanıdır. Ne demek bu? Şimdi ölçülemeyen şeyin bilimde yeri yoktur. Yani şu kadar gram, şu kadar santim, şu kadar metre, şu kadar arşın, şu kadar okka ölçülmesi lazım. Çünkü hayal çerçevesinden, hayal felsefesinden geçer. Çünkü bilim felsefe süzgecinden geçip matematize olduktan sonra bilim olur. Şimdi sen diyorsun ki hocam ben 100 tane insanda bir araştırma yaptım. Şu soruyu sordum. Yüzde şu kadarı şu cevabı verdi. Bakın hep rakamlarla onu bana verir diyorsun. İlim budur. Şimdi ben de diyorum ki şu ilacı verdim. Şu kadarında ağrı geçti, şu kadarında geçmedi. Tabii bu belki izafiyeti subjektiftir ama mesela diyelim ki işte iltihap geriledi diyorum. Veyahut da döküntü, ürtüker azaldı, yara daha erken iyileşti gibi. Matematize olmuştur bunlar. Matematize olduğu bu bilim olur. Peki zekanın bilim olması için de matematize olması lazım. Matematize olmayan zeka bilim değildir. Bakın geçmişe bakacağız değil mi? Bak dedik ki Newton öyle diyor. Bir İngiliz atasözü de vardır. Dwell on the past, you will lose one eye. Forget your past, you will lose both. Geçmişteki her şeye yaptığın işi geçmişe dayandırarak yaparsan bir gözünü kaybedersin. Ama geçmişini tamamen unutur da istikbalini planlarsan o zaman iki gözünü kaybedersin. Biz geçmişi de dikkate alacağız. Yani Broca da bizim için önemli. Newton da önemli. Tesla da önemli. Einstein de önemli. Hepsi önemli. Ama onlardan ileriye bakacağız. Bakmak için bize bir matematiksel veri lazım. Bunu da 6 ay öncesine kadar Milano Üniversitesi'nde çalışan Giulio Tononi adlı bir profesör, şimdi Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışıyor, zekanın ölçümünü yaptı. Ne kadar... Bir saniye, 6 ay öncesine kadar, 6 ay önce yapılabildi daha bu. Yok, 6 ay önce bunu matematize etti. Ha, onu söylüyorum. Bu yalnız bu zeka testiyle ilgisi yok bunun. Değil, biliyorum. Bu dediğim nöronların bilgi üretme, ne kadar bilgi üretiyor? İşte frontal lob şu kadar bilgi üretiyor. Amigdala şu kadar bilgi üretiyor gibi. Buna fi değeri deniyor. İşte gram, metre, santimetre gibi buna da fi diyoruz. Fi değeri. Bundan işte bir yıl öncesine kadar onun bulmuş olduğu Giulio Tononi'nin, o zaman Milano Üniversitesi'ndeydi. Şimdi Kaliforniya Üniversitesi'nde Giulio Tononi buna fi diyor. Ne kadar fiilik bilgi üretiyor. Peki bilgi işleyen her şey, şimdi ne yapıyor konnektomda? O kapılar çalışıyor. Biz diyoruz ki bu kapılar arasına amloid dediğimiz bir madde vardır. Bir madde birikirse diyor kapılar çalışmaz. Paslanır menteşeler. Paslanır. O zaman işte Alzheimer olur. Bilgi üretemez. Peki bu bilgi işliyor burada değil mi? Yani işliyor den kasıt ne? Ya biz bu kalemi böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Telefonu şimdi mi edeyim? Ya programı şöyle mi sunalım? Böyle mi sunalım? Yağmur yağacak mı yağmayacak mı? Şimdi çıktığında ne yapacağız? İstişare. Yok mu? Yani, bir sürü bir şey. Şimdi, peki bu ne yapıyor? Bilgi işliyor. Değil mi? Bilgi işleyen her şey yeni bilgi üretiyor. Bir ışık yanıyor beyninde. Mesela akşam yattın gece. Kafanda bugün yapmış olduğun programla ilgili ya hocaya ben şu soruyu da sormalıydım. Neden sormadım bunu? Gece aklına geliyor. Fırlıyorsun hemen onu not alıyorsun. O bu ışık yakıyor. Bu bilgi üretmesidir. O yani bilgi işleyen her şey, bak bu çok önemli. Bilgi işleyen her şey yeni bilgi üretir. Çünkü yapay zekaya geldiğimiz zaman bunu konuşacağız. Ben burayı açarım. Şimdi olmayanı hayal etmek imkansızdır. Hayal edebilirseniz de olursunuz. Şimdi bakın. Bu bilgi yoktan bir bilgi mi? Bakın anladım sorunuzu. Bakın hayal olmayan yerde bilgi olmaz. Dünyada birçok insanın başardığı, yaptığı şeyi bütün insanlar, regüler dediğimiz yani ortalama insanlar hepsi yapar. Yapabilir daha doğrusu. Birkaç insanın başardığı, yaptığı şeyi de birçok insan başarabilir, yapabilir. Bir tek insanın yapabildiği şeyi de birkaç insan yapabilir.
hiç kimsenin yapamadığı ama sizin hayal ettiğiniz, düşündüğünüz, yahu bu olabilir mi diye düşündüğünüz bir şeyi de siz başarabilirsiniz. Çünkü kaderimizi biz kendimiz belirleriz. Düşüncelerimiz bizim konuşmalarımıza yansır. Konuşmalarımız bizim hareketlerimize yansır. Hareketlerimizi tayin eder. Hareketlerimiz bizim karakterimizi tayin eder. Karakterimiz ise bizim kaderimizi tayin eder. Kader böyle bir şey. Şimdi bakın. Bu çok bilgi, kritik, çok kritik bir soru. Çok kritik bir soru. Ya, şimdi hocam şu, siz gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz. Ben hani bu konulara ilgiliyim vesaire, işte kitaplarınıza baktım. Ben sana onun için dedim, ben tek çıkar. Sen geldin çıktın, ikinci çıkar çıktı buraya zor. Eyvallah. Ben tek çıkmadım. Eyvallah. Ben izleyicilerimizin kafasına takılanı da işitiyorum. O yüzden bir açayım şurayı. Tabii Twitter'da bu arada bize sorsunlar. Tabii onlar var. Onları ben hepsini soracağım onların yerine. Şimdi kuşu gördü uçarken dedi ki ben niye uçmuyorum? Ben niye uçmuyorum ve uçağı yaptı. Doğru. İşte suyun içinde balığı gördü, ben niye yüzmüyorum dedi, denizaltını yaptı. İşte güneşi gördü, işte ateşi yaktı falan falan. Ben hiç rastlamadım ki, robot yapıyor. Neye göre yapıyor? Bana göre yapıyor. Diyor ki ortada bir insan var, bunun bir benzerini yapabilir miyim? Eli kolu böyle oynayan, bir şey tutan, kaldıran, yürüyen, koşan, konuşan vesaire falan. Başka işte görüntü var, bunu buraya kaydedebilir miyim diyor. Ses var, bunu kaydedebilir miyim diyor falan filan. Şimdi olmayanı düşünüp de yapmış değil. Ben şu anda bilmeden konuşuyorum. Ama benim düşüncem insan yaratılmamışı ya da olmayanı yahut hayal edemediğini, ki hayal edebilmesi için de mutlaka bir eş değerinin, bir benzerinin yahut bir ilham vereninin olması gerekiyor. Bunlar arasında beyin üretiyor değil mi? O demin bahsettiğimiz şey. Yoksa yoktan bir şey üretmiyor, düşünmüyor. Şimdi bu senin yorumuna kalmış. O aslında zaman, çok önemli bir konuya temas ettin. Tamam, bunun molanın ardından girelim. Ya, mola vakti geldi. Başladık, hocam şöyle, ben bu ifadenize çok sevindim. 50 dakikayı geride bıraktık. Yeni başladınız diyorsanız. Bak bu, sabah namazına kadar ben gitmem ben buradan. Kalır kavruya. Peki. Bir mola. Çok keyifli. Ben gerçekten keyif alıyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Molanın sağ ardından buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Hatta yani reklamda da kalın. Program başladığında bir şey kaçırmayın. Döneceğiz daha sonra. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör İsmail Akkaydın'la. Hocam bu bilgi hani yoktan üretilmiyor. Yani beyin bunu yoktan üretmiyor. Bir işte materyaller var diyeyim ya da işte malzemeler var. Onlar yoğuruyor. Bir başka şey çıkarıyor. Böyle mi anlayacağız? Şimdi bunu ben size Kur'an'i açıdan mı izah edeyim yoksa İki açıdan mı? Bilimsel açıdan mı? İki açıdan da. O zaman bir kulluk üzerinde duralım. Hı hı. Kul nedir? İnsan nedir? İnsan, hani dedik ya, beyin Adem'i adam yapar. Adam yapmıyorsa o beyin beyin değildir. Aslında adam olmak kul olmak demektir. Yani hı hı. Kul olmak ne demektir? İnsanlığa katkı sunmak demektir. Çünkü Allah'ın işte sanki kul kelimesinden hep yanlış tercüme edilmiştir bu. Yani birine kul köle olmak gibi. Hayır. Teabbud kelimesi, ubudiyet, teabbud kelimesi yeni bir şey ortaya koymak anlamına gelir. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte bu zeka üretmek, bilgi üretmek oradan geliyor. Tabii hem Kur'an'ı açıdan bakacağız, hem beyin, neuroscience, beyin bilimi, basic science, temel bilimler açısından baktığımız zaman da fi değerinde şu kadar fiilik bilgi nasıl üreteceğiz? Nasıl kul olacağız? Teabbut. Şimdi teabbutun 5 şartı vardır Kur'an'a göre. Yani insanlığa katkı sağlamanın. Bu benim görüşüm. Hı hı. Yani bu ben Kur'an'ı inceledim. Fiziği inceledim. İncil'leri okudum. Matta'yı da, Markos'u da, Yuhanna'sı da, Lukas'ı da okudum. Tevrat'ı da okudum. Talmud'u da okudum. Tabii bu arada Kur'an'ı da okudum. Ama işin enteresan tarafı, Kur'an'ı her okuyuşumda
beyinle ilgili, hele hele şu konnektom projesi çıktıktan sonra, Human Connectome Project çıktıktan sonra Kur'an'a daha farklı bakmaya başladım. Ve baktım ki bu ubudiyet kelimesi, kul olma kelimesi, yani insanlığa Allah'ın en sevgili kulu kim? Sana soruyorum. Cevap verir misin bana? Allah'ın en sevgili kulum dediği kim? Hazreti Peygamber. Peki. Hazreti Peygamber için Allah'ın Kur'an'da ona hasseden gönderdiği ayet ne diyor? Sen bilmem lazım bunu. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Ne güzel tercüme ettiniz. Bakın. En iyi kul git diyor. İnsanlığa, hayata katkı sağla diyor. Biz seni alemlere, insanlığa da değil, dünyaya da değil, alemlere. Yani ne demek? Çapı 500 bin ışık yılı, dikkat et, 500 bin ışık yılı. Bu ne demek biliyor musun? Işığın saniyedeki hızı 300 bin kilometre. 300 bin kilometre bölü saniyedir. Sesin 340 metre bölü saniye. 300 bin, 500 bin ışık yılı çapı olan bir aleme, kozmik aleme sen diyor rahmet olarak git diyor. Kul. O zaman ubudiyet neymiş? İnsanlığa, hayata diyoruz biz buna. İnsanlıkla kısıtlamayalım bunu. Hayata katkı sağlamaktır. Yani benim de vazifem o. Herkesin vazifesi bu. Peki Allah-u Teala Kur'an'ı bu dünya için mi, öteki dünya için mi gönderdi? Bu dünya için mi gönderdi? Bu dünyanın kitabıdır. Yani senin her şeyine karışıyor. Arkadaşlarına, ilişkine karışıyor. Sabah yemene, kalkmana, içmene. Her şeye karışıyor. O zaman bu dünyanın kitabıdır. Allah-u Teala Kur'an devleti, İslam devleti istemiyor bizden. İnsan devleti istiyor. Yani evrene, kainata katkı sağlayan. Ya peygamber hadisi yok mu? İnsan öldüğü zaman da diyor amel defteri kapanır. Tabii. Ama insanlık için bir şey yapanlar, bir ışık yakanlar, tabii, kitap yazanlar, alim olanlar falan falan amel defteri açık olur demiyor mu? Ya insanların en hayırlısı yine insanlara hayır. Hayrün nas men yenfeun nas. Aferin. Çok güzel bir konuya. Hayrün nas men yenfeun nas. İnsanların en hayırlısı hayata en fazla katkı sağlayandır. İnsanlara en katkı sağlayandır. En fazla. Başka bir şeysi vardır. Hayrün nas men teallemel ilme ve men alleme. Müthiş bir şey bu ya. Bak. Men teallemel ilme ve men alleme. Bir insan diyor ilmi öğrenir ve aktarırsa, çünkü aktarmak da the best learning with the teaching. En iyi öğrenmek, öğretmekledir. Bir insan öğretemiyorsa öğrenmemiştir. Öğrenememiştir. Öğretmiyorsa öğrenmemiştir. Eğer bir bilgi, senin beynindeki bir bilgi, televizyonculuk, kameramanlık falan falan, beyin cerrahlığı, 10 yaşındaki, 15 yaşındaki bir çocuğa sen onu anlatamıyorsan sen konuyu iyi bilmiyorsun demektir. Onu ona indirge. Ben burada konuşurken eğer vatandaşa ben burada bilimsel kelimelerle beraber işte yok şöyledir, yok bilmem. Akademik bir anlatım. Konuşursam bu olmaz. Vatandaşın anlayacağı şekilde anlatmam lazım. Eğer ben o işi anlatamıyorsam öğrenememişim. Ama anlatmıyorsam, bana bunu sorup da liyakati olan, layık olana bunu aktarmıyorsam, o zaman bilimin aktarılmasının ne kadar ehemmiyetli olduğu konusunu öğrenmemişim. Öğrenememişim değil. Öğrenmemişim. Onun için bilgiyi aktarmak önemli. Şimdi ne diyor? Hayrun nas men teallemel ilme ve men alleme. İlmi öğrenen ve öğretendir diyor. Aktarandır diyor. Diğer birinde hayrun nas men yenfeun nas. İnsanlar için en fazla hayırlı olandır diyor. Şimdi taabbud kelimesini, ubudiyet, kulluk, yani topluma, kainata, evrene katkı sağlayacağız. Yapay zeka yapacağız. Çünkü yapay zeka, evet, kötü yönleri de vardır, iyi yönleri de vardır ama biz iyi yönlerini öne alacağız. Biz bıçak, yani adam ekmek öldürüyor de keser, diye de cerrahın keser eline bıçağı vermeyecek miyiz? Benim elimde hayat kurtarır, katilin elinde hayat bitirir. Hayat bitirir. Bunun birinci şartı ne biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum, bilim de bunu gerektiriyor. Bakın, bilim de bunu gerektiriyor. Diyor ki, tezekkür. Efela yetezekkerun. Efela yefhemun. Efela yakilun. Efela yefhemun. Bakın, birinci şart tezekkürdür. Tezekkür ne biliyor musun? Geçmişi çok iyi hatırlamak. Niye tarih tekerrürden derler? Geçmişi çok iyi zikretmek, yani eline tesbih alıp da Allah Allah demek tezekkür değildir.
tezekkür bilim adamının tezekkürü farklı, yorgancının farklı, kalaycının farklı, mühendisin farklı, devlet adamının farklı, şunun farklı, bunun farklı, 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 senin de farklıdır. Bundan iki yıl önceki programla bugün aynı programı yapıyorsan, hüsrandasın. Kapat git. İki güne birbirine eşit olan mümin zarardadır. Onun için herkesin tezekkürü kendi branşı ile kaimdir. Bunu böyle düşüneceksiniz. Geçmişi dikkate alacaksınız. Ne yaptık, ne ettik, tecrübe yani burada. Geçmiş tezekkür. Oysa ki, yani hep söylerim ben, kitaplarımda vardır. Allah'ın rızası tesbih tanelerinden ziyade laboratuvarlarda gizlidir. Ben 100.000 tane ameliyat yapsam 100.000 kişinin hayatını kurtarırım. Ama laboratuvara gidip de bir hastalığın, bir ilacın molekülünü bulsam 1 milyon kişiyi kurtarsın, 10 milyon kişiyi, milyarları milyon kurtarırım. Onun için laboratuvarda tamam Allah'ın rızası tespit tanelerinde vardır. Ama bu elinden hiçbir şey gelmeyen en etna, en basit artık bir şey gelmiyor elinden. Artık sen bunu yap, başka bir şey dedikodu yapacağına, kahvede gidip pişpirik oynayacağına, karıyla kavga edeceğine git bari bunu yap der. Tamam ama aktif insanların işi laboratuvarda bilim adamı ise. Senin işin burasıdır. Senin teheccüdün, senin niyazın, senin zikrin, tezekkürün burasıdır. İşindir. Demek ki birinci plan tezekkürdür. Geçmişi dikkate almaktır. İkinci plan tedebbürdür. Kur'an bunu diyor. Tedebbür ne biliyor musun? Dağın arkasını görmek. Newton'un dediği gibi yani. Newton'un dediği gibi. Dağın arkasını görebilmektir. Yani dübür kelimesi de buradan gelir. Bir şeyin arkasına geçmek. Oradan gelir. Oraya bakarak oranın problemlerini geçmişten, hani dedik ya Devil and the Past, o demin bahsetmiş olduğumuz atasözünde olduğu gibi. Geçmişe bakarak geleceğin problemlerini tayin etmektir. Tedebbür. Peki ona tedbir almak nedir? Teakkul. Teakkul yani, ne? Böyle gelmiş, konnektom. Böyle gitmemeli. Gitmemeli. Bakın, o ikisi arasında bağ kurmaya ne diyoruz? Teakkul, yani konnektom. Dedin ya, nereden üretiyor bunu beyin? Yani bunu nereden üretiyor beyin? Okuyarak da, etraftan da dedik ya, bizi biz yapan üç faktör var dedik. Birisi Lanikia, iki epigenetik faktörler, üç konnektom. Şimdi ne diyor? Teakkul. Oradan efela yağgulu, neden akletmiyorsunuz? Şimdi bakın, ukul bağ demektir zaten Arapça. Develerin ayaklarına bağlananlara ukul, oradan gelir. Bağ kuruyorsun geçmiş ile gelecek. Buna üçüncü ne demekmiş? Teakkul. Bakın bu konnektom. Bugünkü beyinde kullanmış olduğumuz konnektom projesi. Human konnektom projesi. Bakın bu Science ve Nature'da yayınlanan makalelerin birçoğu Nobel alıyor. Dördüncüsü tefekkuh. Bu bağlantıyı kurup, geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantıyı kurup bugünkü problemlere çözüm üretmek. Buna da tefekkuh diyoruz. Fıkıh var ya, fıkıh oradan gelir. Bugünkü problemlere çare. Soru soruyorsun, cevabı budur diyorsun. Tefekkuh. Peki hepsi arasında bir yeni bir proje, istikbale yönelik yeni bir kapı açmak. Yani yeni bir göre fi değerinde yeni bir bilgi üretmeye de tefekkür diyoruz. Birincisi tezekkür. İkincisi tedebbür. Üçüncüsü teakkul. Dördüncüsü tefekkuh. Beşincisi ise tefekkür. Nedir tefekkür? Geçmiş, gelecek, bu konnektom, bağ, bilgi, sosyal yön, beslenmen, sosyolojik. Akletmek. Hepsi akletmek başka. Teakkul dediğimiz o üçüncüsü olan bağ kurmaktır. Bu yeni proje üretmektir. Fikir. Bakın yani dedik ya, perspektif, yeni bir perspektifle yeni bir paradigma ortaya koymaktır. Yani hani Rouvier diye bir anatomist vardır. Fransız 1923'te. Der ki l'anatomie et flambeau de medicine et de chirurgie diyor. Bu diyor anatomi diyor hem cerrahların ve tıbbın ışığıdır der. Fransız bir cerrah der bunu. Yani biz burada ileriye yönelik ışık tutacağız. Flambeau. Meşale. Fransızca meşale demektir. Yani tefekkür, inovasyon. Evet. Inovasyon. Yeni bir yani fikir üzerinde proje üretmek. Yani postüla, proje, hipotez ortaya koymak, yeni bir proje ortaya koymak, yani insanlığın yararına, hayatın yararına. Tabii burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor.
bu teakkul kelimesi ya yani konnektomun içerisinde bağ. Bağlantısal bütünsellik diyoruz biz buna. Bağlantısal bütünsellik. Yani toplum olarak, birey olarak değil, toplum olarak düşünmeliyiz. Niye diyoruz ki Allah? Connecting people. Ama şey, cloud society deniyor şimdi. Cloud society. Yani bulut cemiyeti, bulut toplumu. Yani şimdi şu bizim Google dediğimiz nedir? Bütün bilgiler orada toplanmıyor mu? Yani şimdi bir telefonumuz elimizde. Efendim söyleyeyim, yüzümüzü artık tanıyor. Tabii. Parmak izimizi de tanıyor. Her şeyi biliyor. Artık yeni S modellerinde de reklam olmasın şimdi. Efendim kanımızdan şekerimize de falan da bakacak. Her şeye bakacak. Kanın da alacak bu sefer. Orada her yer biliniyor. Bir merkezde toplanıyor. Hepsi toplanıyor. Al başına belayı. Şimdi tabii biz hep iyi yönünü düşünmek durumundayız. Yani biz bunun kötü yönlerini dikkat ederek tedbirimizi de almak lazım. Bakın hetemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim. O ayeti de dikkate alacaksın bu sefer. Amerikalı general diyor ki 10 yıl sonra Amerikan ordusunun %40'ı robot askerlerden oluşacak. Ben de diyorum ki 15 yıl sonra bu askerler görünmez olacak. Peki bize ne düşüyor burada? O zaman gören göz yapmak lazım. Budur. Gören göz yapacaksın. Yani şimdi hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala efsarihim. Yani bu ayet-i kerimeye herhalde bunu ifade ediyor. 1400 sene önce Allahu Teala, madem inanıyoruz buna, yani İslam yatıp kalkmak değildir ki, Allahu Teala namaz... O ayetler ne dediğini söyleyelim hocam ki... Yani Arapça, onlar işte gözleri vardır. Görmezler, kulakları var, işitmezler. Mühürlemiştir. Kalpleri var, mühürlemiştir. Yani Allah onların mühürlemiştir gözlerini, kulaklarını filan. Hatemallahu ala kapatmıştır, mühürlemiştir şeklinde. Neyse. Hepsinin açıklamasını şey yaparsak, bakın bir de bizim görevimiz burada toplumu araştırmaya yönlenmek. Hoca ne demek istedi burada? Açsın kitap karıştırsın. Şimdi tezekkür dedim, tefekkür dedim, teakkül dedim, teabbüt dedim. Ya bir açsın baksın yani bunları. Bir arkadaş karıştırsın, lugada baksın nedir ne değildir diye. 200 kelimeyle Türkçe konuşuyoruz ha. Bir milletin kültürü konuştuğu dille, musikisiyle, edebiyatıyla, şiiriyle, şusuyla, busuyla belli olur. Sokuşturmuşuz biz iki şeyin içerisine. Eskiden işte günaydın, selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin, hayırlı sabah diyorduk. Şimdi çunsla beraber ilerliyoruz bu işi. Hmm. Bay diyoruz, kendine iyi bak. Ne demekse bu. Bir türlü anlamış değil. Neyse. Şimdi burada o zaman bize düşen nedir? Düşmanın silahıyla silahlanmak. Tabii biz burada şunu söylüyorum, biz burada düşmanlık yapmıyoruz. Biz asla hiçbir din, semavi din ki ben burada İslam, Adem'e gelen de İslam'dır, Musa'ya gelen de İslam'dır, İsa'ya da Hazreti Peygamber, hepsi İslam'dır. Hiçbir din, hatta semavi olmayan dinlerin içerisinde, Şintoizm'de, Budizm'de, Neo-Budizm'de, Konfüçyüzm'de, Budizm'de, hepsinde insan ön planda tutulmuştur. Onun için bazı mesela Budizm, Neo-Budizm'de bile ilahi kaynaklı olduğu söylenenler var. Mesela Buda'nın peygamber olduğunu söylenenler, evet, söylenenler var. Evet, söylenenler falan. İnne dine inde Allah'a gitsin. Mesela Sokrat'ın bile peygamber olduğu söyleniyor. Büyük İskender, Sokrat, Eflatun, Aristo'ya dikkat ettiğimiz zaman da yazdığı kitaplara baktığımız zaman da, poetiğe baktığımız zaman da, Cumhuriyet, Devri, Fedret'e i̇şte, baktığımız zaman da. İşte Zülkarneyn meselesi evet, falan. Evet, hepsi. Neyse, o konu dağılmasın ama sonuçta insan önemlidir. İnsan, bu hayat, daha doğrusu hayat, hayatı biz insanla özdeşleştiriyoruz. Çünkü bizim muhayyilemizde insandan başka hayat görmediğimiz için, oysa ki yerde gezen bir solucanın, bir yılanın, bir... Hatta daha mikro, hatta daha makro. Hepsinin bir canı vardır. Onlar niye, boşuna mı yaratılmıştır bunlar? Yani dünyada bir ekolojik denge vardır. Yani domuzları öldürsen bir başka problem ortaya çıkıyor. Fareleri öldürsen çekirgeler ortaya çıkıyor. Efendim fareler, yılanlar, kediler falan falan. Bir denge yaratmıştır. Bakın beyinde de denge vardır. Estetik, balans, armoni, hemostazis, denge, sanat vardır burada. Sanat denge demektir, estetiktir, balans demektir. Onun için beyin de fikir üretirken buna dikkat ediyor. O zaman biz ne yapmalıyız? İnsanlığa katkı sağlamak için bir şeyin kötüsünü önceden görmek dedik ya, teabbüt. Önceden görüp, tefekkür yapıp ortaya bir şey koymak. Yoksa sabaha kadar zikretmek, 999 defa estağfurullah el azim el kerim el ezi, la ilahe illa el hayyel kayyum demek değil. O da var. Veyahut da şu duayı şu zamanda şu kadar sayıda okumak. Yapalım. Tamam yapalım, amenna. Amma. Amma. Bakın, bir toplumda ilim, talebul ilmi faridatun ala kulli muslim ve muslimetin. Bunu herkes biliyor. Bu herkes biliyor, bütün farzdır. Uttubur ilme velev bussin veyahut da mesela çok daha önemlisi elimde dolma kalem var.
Bunun içindeki mürekkebi ne diyor peygamber biliyor musun? Velemidadun maceret min ikramil ulemai hayrun min ma şeyda fi sabilillah. Bunun içindeki alimin elindeki kalemin mürekkebi Allah'ın dinini yaymak için cihada gidip şehit olanların kanından daha mukaddestir diyor. Daha ne diyorsun ya? O zaman ilim farz. Namaz gibi farz. Oruç gibi farz. Çünkü namaz, oruç bunlar ahirete müteallik şeylerdir. Yani namaz kılmamanın dünyada cezası yok. Oruç tutmamanın dünyada cezası yok. Ama adam öldürmenin var. Yalan konuşmanın var. Hırsızlığın var. Zinanın var. Bütün dinlerde var. Niye toplumsaldır? Toplumsal olduğu zaman da o zaman Allah-u Teala onu cızlandırıyor. Peki kime ilim farz? İlim bütün insanlara farz. Kadın erkek öyle söylüyor. Ama efendim ilim diyorlar ki sadece işte din ilimleridir. Hayır efendim. İmam-ı Şafii diyor ki el ilmu ilmani evveluhu ilmul ebdan ve thani ilmul edyan diyor. İlim iki kısımdır. Birincisi diyor ilmul ebdandır diyor. Beden ilimleridir. Beden ilimler nedir? Tıptır, ziraattır, mühendisliktir, işte hukuktur, şudur budur. Bir de ve thani ilmul edyan, ikincisi de din ilimleridir diyor. Bunlar nedir? İşte fıkıhtır, hadistir, işte edebiyattır, musikidir, felsefedir. Bunlar din ilimleri. İç içe geçmişlerdir. İlim tahsil etmek farz-ı kifayedir. Yani cenaze namazı gibidir. Ama bir insan bir mesleğe intisap ettikten sonra farzdır. O alanda farz-ı ayindir. Yani benim beyin cerrahı olarak bir beyin cerrahı kişiliğim ile beyin cerrahisi alanında çalışmalar yapmak farz-ı ayindir. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi farzdır. Hatta ve hatta dünyada bir numara olmak için, dünyada bir numaralı beyin cerrahı olmak için, dünyada bir numaralı yönetmen, bir numaralı gazeteci, program yapımcısı, gazeteci, hukukçu, mühendis, şucu bucu olmak için gayret etmediğiniz müddetçe tam inanmış sayılamazsınız. Bu kadar açık. Yani... Bu da işi layıkıyla yapmak, hakkıyla yapmak. Bunun Türkçesidir yani. Tabii birinci olamayabilirsin ama o alanda gayret edeceksin ya. Eğer böyle yaparsan Allah'ın adalet sıfatı vardır. Yani o zaman diyorsun ya hocam sen beyin cerrahısın. Ben burada yönetmenim, öteki arkadaş kapıda çaycılık yapıyor. Ama Allah katında eğer siz mesleğinizi en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğiniz müddetçe bir beyin cerrahı ile, bir kalp cerrahı ile, bir çaycı ile, bir ayakkabı tamircisiyle, bir yorgancı ile, bir perdeci ile, bir mobilyacı ile aralarında fark yoktur. Allah katında aynı seviyededir. Bunun şeysinde, şuurunda olmak durumundayız. Onun için biz matematize etmek durumundayız bilgimizi. Tefekkür babında bir yerde fikir üretmek, proje üretmek, toplumun problemlerini çözmek gerekmektedir. Ne oluyor burada? İşte burada bağlantısal bütünsellik içerisinde diyoruz. Yani beni sen güçlü kılıyorsun. Seni öteki, öteki. Yani birbirimizle beraber var oluyoruz. Toplum budur. Onun için Allah Kur'an devleti, İslam devleti değil de insan devleti. Zaten insan devleti olduğumuz zaten Kur'an devletisi. Kur'an-ı Kerim içerisinde. Peki bunları yapmak için neye gerek? Şimdi niye yok bunlar bizde? Hocam insan dediği zaman İşte yürüyen, işte tutan, konuşan da insanın gerçek manasıyla söylüyor. El-Müslimu men selim el-Müslimune min lisanihi ve yedihi. İnsanların elinden, dilinden insanlara zararı dokunmayandır. İşte bunu kastediyor. Şimdi, işte o zaman da amaç hasıl oluyor. Şimdi konu dağılıyor, başka yönler geçiyoruz ama şu beş şeyi, daha doğrusu yedi şart var bunları yapmamız için. Ha bu arada devlet olarak bize çok şey düşüyor. En kısa zamanda yapay zeka enstitüsü kurulması lazım. Ama oraya geçmeden şu yedi şart vardır. Bir, ne lazım bize? Bir, cesaret. İki, basiret. Üç, feraset. Dört, gayret. Beş, hasret. Yani susamak. Susamak. Başarıya susamak. Dört. Altı. Adalet. Yedi. Merhamet. Bunlar olmadığı müddetçe biz bu işi başaramayız. Şimdi gelelim yapay zeka.
Beyin üretti zekayı. Robotlar ortaya çıktı. Sizin konuşmanın başında çok güzel özetlediniz. Artık bir sinek gelip vurup gidiyor. Bu arada tabii sivrisineğin iğnesini yapmaktan aciz bir teknolojiye sahibiz. Ya. Onu da söylemek lazım bu arada. Bir sivrisineğin iğneyi geliyor önce. O iğneyle beraber önce anestezi yapıyor. Yani ağrı duyuyorsun şey yapıyor. Evet tabii. Yoksa. Yani en sonradan duyuyoruz biz çünkü tabii. Onu. Biz o iğneyi yapamıyoruz daha. Neyse. Şimdi bakın. Bu arada tabii Richard Feynman'ı 1950'li yıllarda nanoteknolojiyi bize bahşeden Richard Feynman'ı da buradan anmak istiyorum. James D. Watson'ı, Crick ve James D. Watson'ı, DNA'yı demin bahsetmiş olduğumuz Allah'ın çekirdek içerisine saklamış olduğu o DNA, 6 milyar DNA bazlarını tespit eden James D. Watson, Crick. Bunları yine burada zikretmek lazım. Hakkını tevdi etmek lazım. Bakın şimdi Snow var. Gregory Pincus var. Doğum kontrol hapını bulan. Snow epidemiyoloji bulan. Alexander Fleming penisini bulan. Anthony Leeuwenhoek mikroskobu bulan. Bütün bunlar bize Tesla, kuantum, izafiyet teorisi, Einstein bunlara burada bir yerde. Bakın bilim adamları ölümsüz işte. Çünkü insanların iki ölüm tarihi vardır. Bir biyolojik ölüm tarihi, bir de hakiki ölüm tarihi. Bilim adamlarının ölüm tarihi yoktur. Niye? Çünkü onlar devamlı kendilerine bahsedilmektedir. Bir insanın gerçek ölüm tarihi kendisine en son bahsedildiği tarih onun ölüm tarihidir. Biz bugün Tesla'dan, Einstein'dan, Gazali'den, Amidi'den, Farabi'den, efendime söyleyeyim Nizam-ı Mülk'ten ondan bundan bahsediyorsak onlar yaşıyorlar demektir. O nedenle onların omuzlarına bakıp Newton'un dediği gibi dağın artık arkasını görebilmek gerekiyor. Şimdi robot, yapay zeka aslında sizin anlattığınız işte geliyor evde balık getiriyor işte hangi saatte geleceksin kapıyı açıyor. Bunlar çok basit şeyler. Artık bunları bir tarafa koy. Bunlar herkes harcı alem şeyler. Fakat dağın arkasına bakmak lazım. Tabii bu arada... Hocam benim bir ayağım eskide, bir ayağım yenide. Yani ben elimde fatura PTT'de kuyrukta 3 saat işte... eski usul elle ödeme yaptığım zamanı da yaşadım. Şimdi hiç bunu duymadığım zamanı da yaşıyorum. Bugünkü gençler öyle değil. Bugünkü gençler işte kucaklarında şeyle doğdular. Bilgisayarla doğdular. Akıllı telefonlarla, akıllı işte şeyler, tabletlerle doğdular falan. Aramızdaki fark bu hocam. Şimdi Turgay Bey, önce ben size rahatlatıcı şeyler söyleyeyim. Tamam. Korkutucu şeyleri sonra. Ama Milli Yapay Zeka Enstitüsü'nün ehemmiyetini şuradan biraz daha üzerinde durmak istiyorum. Bakın bugün bir haber vardı. Microsoft Türkiye'de zeki çocukları alıp onlarla bir enstitü kurma peşinde. Bugün haberlerde vardı. Hı hı. Oysa? Oysa ki bunun altında yatan bizim zeki çocuklarımızın ne yaptığını kontrol altında tutmaktır. Devletlerin sırrı olmalıdır. Biz kafatasçı değiliz. Bilim adamının dini olmaz, mezhebi olmaz, peygamberi olmaz, kitabı olmaz, kırmızı çizgisi olmaz, ırkı olmaz, cinsiyeti olmaz, osu olmaz mı olmaz? İnsanlar tabii ki vardır. Ama bilim insanlığın ortak mirasıdır. Bilim insanlığın ortak mirasıdır. Sanat ise ortak lisanıdır. Ama eğer bir tehlike önümüzde varsa ona da tedbir almak devletin görevidir. Onun için en kısa zamanda sır şeklinde en sıkı şekilde korunmuş Milli Yapay Zeka Enstitüsü kurulmalıdır. İmam-ı Şafii der ki sırrüke esirüke fe idâ tekellemte sırte esirehu ya da sırrüke mindemike fe idâ tekellemte sârehu. Sırrın senin esirindir. Sırrın senin kanındır. Sen onu ifşa edersen sen onun esiri olursun, kanını akıtmış olursun. Şimdi sır önemlidir. Sır ehemmiyetlidir. Sır insanı insan yapar. Devletin tedbiri olması lazım. O bakımdan mutlaka bunun kurulması gerekiyor. Ama tabii yapay zekanın işte hocam, Marmaray'ı kurduk. Hocam
şuraya bir parantez açayım. Biz maalesef dünya milletleri, insanlık gafil avlandık. Şu anda hiçbir sırrımız yok. Şu ana bilgisayardan bakan kişi Turgay Güler şu an nerede? Zınk hemen. Ray Kurzweil'in İnsanlık 2.0 diye bir kitap var. Ray Kurzweil. Ha bir de bu arada İnsanlık 3.0 çıktı. Aç oku kitabı. Tamam. Bak neler var orada. Şimdi o onu hangi çok ilacı değiştirdi. Kullandığımı biliyor. Kan değerimi biliyor. O problem kan değil. Hayır, kan grubumu biliyor. Yediğimi, içtiğimi biliyor. Gittiğimi, geldiğimi biliyor. Her şeyimi, ne düşündüğümü biliyor, ne konuştuğumu biliyor. Sesimin tonunu biliyor. İşte retinamı biliyor. Parmak izimi biliyor. Yüzümü biliyor. Her şeyimi biliyor. Şimdi bakın. Önce biraz rahatlayalım. İzleyicilerimize birazcık tabir caizse bir hoşluk, bir umut. Kara bir tablo çizdik. Ama bir pembe bir tablo da çizelim. Tabii yapay zeka bir kere robotlar yeni bilgi üretirler. Genel kanının aksine ben öyle düşünüyorum. Üretirler. Genel kanı, evet genel kanı üretmezler. Hatta bir profesör arkadaşım mesaj attı bana. Diyor ki belli sınırları aşmayacak yapay zeka, o zaman toplum geri kalmaz mı diyor. Ben de ona cevap olarak buradan veriyorum Profesör Nesrin Hanım'a. Diyorum ki robotlar yeni bilgi üretecekler. Ama ne kadar yeni bilgi üretsinler, insan beynini aşmaları mümkün değil. Bakın çünkü biz eğer insan beynini yeterli kapasitede kullanırsak, ama şunu da unutmayalım, robotlar, yapay zekalar bilgi üretirler. Hocam daha ben... yakın zamanda Bob ve Alice'i düşünün. Bob ve Alice biliyorsunuz kendi aralarında yeni bir lisan ürettiklerinden dolayı proje sonlandırıldı. Sofia'yı biliyorsunuz, evet. Ebu Cehil'in torunları ona vatandaşlık verdiler. Sofia'yı ayırmak mümkün olmadı. Bugün silikondan da yaptılar onu. Hı hı. Hatta birkaç yıl, geçen sene daha doğrusu Obama ile Putin'i yapay sinir ağlarıyla beraber konuşturdular. Vurgularına varıncaya kadar, ses tonlarına varıncaya kadar aynısını yaptılar, birbirine ayıramadılar. Ama biz bunu toplumun yararına olarak düşündüğümüz takdirde, mesela biz bugün anatomi laboratuvarlarında... Hocam dur, oraya girme. Acayip açılıyoruz. Ya korkuyorum, vakit bitecek. Bitmez. Tamam. Biterse haftaya devam ederiz. Şimdi... İnsan bulursan. Zekasının inşallah Allah ömür versin bizlere burada oluruz. İnşallah. İnsan zekasını geçemez dediniz. Doğru evet. mu? Peki. Ama bakın insan bu konnektomunu çalıştırdığı müddetçe diyorum. Yani kendisi onun tedbirini dedi ki gören göz yapacaksın kardeşim. Hocam şu kadar anladım. Şu kadar bir telefon. Bunun içinde şu kadar bir. İşte hafıza var, çip var, şu var. Hemen söyleyeyim, anladım sorunu. Bakın ben, şunun hafızası... Milyar, trilyon bilgi var şu anda burada. Şimdi bakın efendim. Google'a soruyorum, bu yapay zekada da yüklü olacak. Beyefendi, bakın sizin beyniniz... Şimdi ben burada Beynin Şifresi diye bir kitap yazdık. Can Hikmet Değirmenci Bey'le beraber. Bakın, şimdi yapay zekayı yazdık. Onu da kaldım. Bunlar önemli. Bakın. Hemen bir tanıtayım. Beynin Şifresi, yapay zeka... Bu konuları çok daha tafsilatlı ve anlayabileceğiniz bir şimdi bu bir beyin cerrahı anıları. Şu onu hayır onu gösterir misiniz? Şimdi burada bir bilim adamının çektiği sıkıntıları yazdım ben buraya. Hı hı. Ve bir yılmayacaksınız. Yılmamak için o kitabı yazdım ben. Hı hı. Beyin fırtınası ise yine beynin nasıl çalıştığını anlattığım bir kitaptır. Beyinsizsiniz. Bakın Kur'an-ı Kerim'le modern bilimle bugünkü Kur'an ile modern bilim arasındaki ilişkiyi anlattım burada. Beyinsiz ayet... mi? Beyinsiz. Yok hayır. Burada her şey orada kaynaklandı. Bu birkaç ay önce çıktı ve bir ayda 10 baskı yaptı. 50 bin sattı ve bunların hepsi Girdap kitaptan çıktı. Hı hı. Ve bu ayın sonuna kadar 4 kitabımız daha çıkıyor. Bunu da buradan ilan ediyorum. Bir tanesi Rubaiyat-ı Birciz. Ben Aruz'da yazdığım rubayiler var. Rubaiyat-ı Birciz. İkincisi Aforizmalar. Üçüncüsü Ahbı İnsanlar.
Çünkü Rabbim beni doktordan koru, ahbu doktorlar ve ahbu hastalardan sonra, ahbu insanlar ve dördüncü kitap olarak da düşüncesizsiniz ki bu beyin sizsizliğinden daha önemli bir kitap oluyor, ortaya çıkıyor. Şimdi bunları niye söylüyorum? Bakın, beyin şifresini biz geçen sene yazdık o kitabı Can Bey ile beraber. Yazdığımız onları unutun. Çünkü müthiş bir gelişme var. Orada biz dedik ki beynin 2,5 milyon gigabaytlık hafızası var. Yalan. Yalan değil. O zaman öyle düşünüyor idik. Bugün ne diyorum biliyor musun? Beynin hafızası namütenahidir, sonsuzdur. Bu ne demektir? Eğer bir insan isterse kainattaki bütün bilgileri, ne kadar atomlar varsa kainattaki bütün atomlardan daha fazla beyin bir kapasiteye sahiptir. Siz isterseniz dünyanın en iyi beyin cerrahı, en iyi beyin ameliyatı yapan cerrah, en iyi kalp ameliyatı yapan cerrah, en iyi avukatı, en iyi avukatı, en iyi mühendisi olmaya muktedirsiniz. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Tek bir kişi beyin buna muktedir. Allah öyle yaratmış. Nasıl? Yani bunları almak, çünkü çekirdekler buna mümkün. Bakın, Hollywood Kur'an'ı bizden daha iyi okuyor. Hollywood'un, ben birkaç film ismi vereyim ben size. Interstellar. Interstellar. Lucy. Arrival. Connect. Filmleri inceleyin. Bakın ki Kur'an-ı Kerim'de nasıl onlar ilham almışlar. Beyin buna mümkün oluyor. Yani şu anda beynimizin, o kitapta yazdık ki %2'sini kullanıyoruz. Hiç kullanmıyoruz. Demin konuşmamızın başında dedik ya, neresindeyiz? Daha kapıyı görmüyoruz. Daha bir şey gördüğümüz yok. Dışındayız daha. Behind of the brain'iz. Beynin dışındayız daha. Ne bulacağız daha? Onun için beyni her gün içine girdikçe yeni bir kapı açılıyor. Yeni kapı açılıyor. Yani beynimizin kapasitesi namütenahidir. Mesela derler ki beyin sürmenaj oldu okuyarak. Yalan. Yok öyle bir şey. Sürmenaj diye bir şey yok. Efendim, dağınık beyin sendromu. Yok böyle bir şey. Tamamen uydurma ya. Ne kadar okursanız beyin o kadar açılır. Ne kadar beyne yüklerseniz pozitif feedback çalışır beyinde. Yani beyne bastığınız müddetçe bilgileri, yüklediğiniz müddetçe beyin açılır. Açlık hisseder. Pozitif feedback diyoruz biz buna. Bakın, diyoruz ya, the best learning with the teaching. Öğreneceksin, aktaracaksın. Öğreneceksin, aktaracaksın. Öğreneceksin, aktaracaksın. En büyük düzen düzensizliktedir. Beyin öyle çalışır. Yani bilgiyi alır, oraya koyar, orada koyar, oraya koyar. Sonra onları istediği yerlere yerleştirir. Gereksiz olanları atar. Bunu kendi haline, kendiliğine bunu yapar. Onun için beyin buna muktedir. Şimdi, peki beyne dijital aktarım mümkün? Mümkün. Mümkün. Bakın, bugün sizin düşüncenizin fotoğrafını çekiyoruz biz ya. Bugün açın, okuyun bilimsel literatürleri. Sizin beyninizdeki bilgileri bir flash diski alıp... Bunun tersini yapmak mümkün mü? Tersini yapmak da mümkün diyorum. Bakın, şimdi şöyle yalnız Turgay Bey. Bazı şeyleri pratik olarak düşünmek ayrı şeydir. Teorik olarak düşünmek ayrı. Teorik olarak mümkün. Pratikte problemler çıkar. Şimdi beyin nakli. Geçen sene biliyorsun yapılacaktı, iptal edildi falan. Beyin nakli teorik olarak mümkün. Sonuçta. Ama ortaya ne çıkacak bilmiyoruz. Ha, pratik olarak bilmiyoruz. Şöyle ki mesela ben 1979 yılında parsiyel beyin nakli yapmıştım farelerde. Parsiyel, yani beyninin bir kısmını alıp oraya aktarma. Bunu hala yapılıyor. Diyelim ki faraza işte Parkinson'da işte bir madde eksikliği vardır. O maddenin eksikliğine bağlı olarak o maddeyi salgılayan hücreleri beyin dokusunu alıyoruz, oraya aktarıyoruz. Bu yapılıyor yani. Eksikliği yerine getirme babından. Daha da ileriye gidilmiş. Ama total beyin nakli, kafa nakli diyelim yani. Kafa transplantasyonu teorik olarak mümkün. Sonuçta kesiyorsun, alıyorsun, işte anastomozlarını yapıyorsun. Ama sonuçta ne getirecek onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Teorik yapıp görmek lazım, faz çalışmalar lazım, hayvan deneyleri yapmak lazım falan. Şimdi yani Ahmet'e Mehmet'in beynini taktığın zaman Ahmet mi olacak, Mehmet mi olacak? Efendim işte bakın ne diyorum size. Burada bunun bugün sizin beyninizdeki bilgileri bir flash diski almak mümkün. Veya sizin beyninize bir Delgado diye bir profesör var. Profesör Delgado 1960'lı yıllarda bir boğanın beynine bir küçücük çip yerleştirerek onunla güreşti ve boğayı yendi. Onu kontrol etti yani. Bugün mesela farelerin özellikle beyinlerine, hipokampuslarına yerleştirmiş olduğumuz küçücük uyarılar göndererek istediğimiz hareketi yaptırıyoruz. Mesela devamlı yiyor hayvan. Doymuş olduğu halde devamlı yiyor. Kalemi yiyor, kağıdı yiyor, işte nedir şeyi kemiriyor, telefonu kemiriyor, ekmeği kemiriyor falan. Veyahut da aç olduğu halde yemiyor gibi. Bunlar mümkün, bunlar yapılıyor. Hatta Brown Üniversitesi'nden Profesör Donaghy
Brown Üniversitesi'nin Profesör Donaghy bunun üzerine çalışıyor. Çok da başarılı çalışmaları var. Bunları devamlı okuyoruz. Nature'da, Science'da, bilimsel dergilerde devamlı yayınlanıyor bunları. Çok hızlı ilerliyor neuroscience. Yani sinir bilimi, beyin bilimi çok hızlı ilerliyor. Ama biz bunu hep iyi yönlerinde düşünmek durumundayız. Şimdi anatomi laboratuvarlarında biz öğrencilerimize anatomi öğretiyoruz. Profesör Rouvier'in dediği gibi l'anatomie flambeau medicine de chirurgie diye Paris'te cerrahın dediği gibi. Ama mesela her zaman kadavra bulamıyoruz. Veya biz asistanlarımızı ameliyathanede eğitiyoruz. Usta çırak usulü işte bak bu bıçak böyle tutulur, burası bu damardır, burası işte şudur diye gösteriyoruz. Tabii bu da her zaman doğru olmuyor. Veyahut da anastomoz yapıyoruz. Mesela bir milimlik damara anastomoz yapıyoruz. Kendi kabiliyetimizi... Kırmızı kablo mu, mavi kablo mu? Evet yani. O zaman ne oluyor bu sefer? Hayvan hakları devreye giriyor, o giriyor. Simülasyonla bugün biz bunları yapabiliyoruz. Yani anastomoz bir milimlik veya daha da küçük bir milimin altındaki damarlara anastomoz, mikro anastomoz yani damarları birbirine bağlama ameliyatı yapıyoruz. Burada cerrahların el maharetleri gelişsin diye. Onu yapmak simülasyonla mümkün daha iyi yapay zeka ile. Ya da ameliyat yapıyoruz veya doğum. Şimdi doğum görmeden mezunan tıp doktorları var. Doğum yapay zeka ile beraber icabına bir doğum. Mı yapay zekada doğurtuyor çocuğu. Ne işte, demek bu? Bayağı yapay zekada bir hamilelik söz konusu onu doğurtuyor çocuk. Yani doktor robotta, adayı. Robotta tabii. Tabii yapay zeka robotta. Onu kastediyorum. Şeyde veyahut da bir çocuk diyelim bronkopnömoni oldu, zatürre oldu. İşte onun dinliyor seslerini. Nefes almasındaki hangi krepitan raller vardır, hangi sesler vardır, ne olursa ne olur. Veya kalbini dinliyor, kalp seslerini dinliyor. İşte şurada hızlanma var, çarpma var falan filan. Ona veyahut da reflekslerine bakıyor. Çünkü her zaman insan icabında her insana her müdahaleyi yapamayabilirsin. O robotlarda bunlar faydalı. Ya da ilaç sistemi vardır. İlaç dozunu ayarlıyor. Bunlar çok iyi şeyler. Hocam. Bir başka şey. Mesela patoloji. Avukatlık sistemi Amerika'da artık çok eskisi gibi itibarını sağlayamıyor, kaybediyor. Çünkü yapay zeka ile beraber avukatlık sistemi bir yerde sonlanıyor. Çünkü peki milyonlarca doktor, veriyi bir araya topluyor, sana nasıl savunma yapacağını ortaya koyuyor. Doktorlar için hakeza öyle. İcabında yapay zekaya sen şikayetlerini veriyorsun, bilmem neyini veriyorsun ama hiçbir teknolojik bilgi anemnez ve fizik muayenenin önüne geçemez. Yani senin eline dokunup da senin nabzına, gözün içine baktığı zaman da duygusal bir iletişimi sağlayamıyor. Dur. Hocam burada... Bazı yapay zekalar bunu da yapalım. Sağlayacak. Peki hocam. Sormadan cevabını vereyim. Yani. Şimdi gittin caddenin birine koymuşlar. Nasıl ATM'ler var, nasıl kiosklar var, nasıl işte bir para atıyoruz, kola alıyoruz, para atıyoruz, kolalı içecek alıyoruz diyeyim falan. Şimdi... Yarın öbür gün koyarlar böyle makineler yollara, sokaklara. Gidersin parayı atarsın. Bunların bir kısımları var. Tansiyon ölçüyor, kalp atışını ölçüyor vesaire. Doğru. Ama yarın tak iğneyi batıracak, kanını alacak. Şekerini ölçecek, kolesterolünü ölçecek. iPhone X'ler. Yapıyorlar. Hocam marka verme, aman. Canım dünya biliyor artık. Marka. Versen ne olur mesela? Neyi bu şey yapıyorsun? Rüzgük belli olmuyor hocam. Başka bir şey. Vallahi Kore arabaları öyle satıyor. Tamam. Deme hocam. Şimdi dolayısıyla gireceksin bunları yapacak. Belki dikiş artık böyle dikmiyor. Zımbayla dikiyor. Doğru. Kesip uzatacaksın parmağını. Tık 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 dikecek. Doğru. Geçip gideceksin. Doğru. Doktora neye ihtiyaç var ki? Ama bakın buraya geliyorum ben. Müsaade etsen alacağım bunu ben size. Haftaya anlatacağız. Hayır. Süremiz bitti. Sen demedin mi sabah kadar şey yap konuşacağız? Sabah kadar ben dedim. Onlar son 3 dakika. Ama yapma ya. Evet. Bakın bu robot cerrahisi var. Hı-hı. Robotik cerrahi. Sonuçta ben bir anevizma ameliyatında veyahut da diyelim ki bir mikro anastomozlarda elim titreyebilir. Hı-hı. Ama robotlar icabında onu benim kontrolümde tabii titremeden repetitif dediğimiz tekrarlayıcı hareketleri daha rahatlıkla yapabilir. Bu büyük bir nimet. Mesela patoloji. Patolojiyi gönderdiğimiz zaman da piyesi, onun diyelim ki milyonlarca veriyi toplayıp, onun alt tiplerini tespit edip, kişiye yönelik tedavi planlarını, ne kadar hangi ilaçtan hangi dozda vereceğini, ne kadar radyoterapi uygulanacağını veya onun ne kadar süre sonra metastaz yani yayılım yapacağını bize bilgi verebilir.
Radyoloji de öyle yani. Bir MR çekildiği zaman, bir beyin MR çekildiği zaman da sonuçta bir radyolog ona bakıyor. Kendi bilgisi ışığında onu size yorumluyor. Ama yapay zeka şu anda bazı firmaların isim madem verme dediniz, vermeyelim. Onların merkezlerinde görüntü anında oraya gidiyor. Orada yapay zeka onları değerlendiriyor. O beyin MR'ının ne kadar yıl sonra işte Alzheimer gelişeceği, nöronlarda ne kadar kayıp olacağı, bunama olup olmayacağını, hidrosefali beyinde su olup olmayacağını, efendim söyleyeyim, nöronların ne kadarının öleceğini, ne kadarının devam edeceğini, ne kadar sonra bu oradaki bir tümörün malinleşeceğini falan, kötüleşeceğini sana 15-20 sayfalık bir rapor halinde sunuyor. Bunlar tabii ki faydaları ama avatar 2045 projesine giremedik. Haftaya. ve burada... Şimdi tıp öğrencileri diyor ki biz tıp okuyalım mı okumayalım mı? Okuyacaklar ya. Dünyada 3 meslek vardır görmez. 1 tıp, 2 gıda, 3 mühendislik. Tamam. Okuyun. Tamam. Çok okuyun. Beyin cerrahı olsunlar. Zehirleyelim onları. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ya hakikaten bitti mi Allah aşkına Hakikaten bitti hocam. Bu gerçekten benim için programın sonunda konuğumun hakikaten bitti mi diye sorması en mutlu olduğum meselelerden. Ama hakikaten beni konuşturma da sen şimdi. Ya bu kitapları konuşacaktık ya bunlar. Şöyle Allah size ve bana ömür versin. Bir süre bu konuları çünkü biz şu anda bir altlık yaptık. Alfabesini verdik. Daha asıl konulara tek tek ince ince gireceğiz bu avatarlar vesaire. Vallahi. Mesela beni bir avatar yapacaksın. Hayır bir kere beyni nasıl kullanacağız onu konuşmadık. Yani beyinde mesela sen bir günde faraza 10 tane kitabı nasıl okuyacaksın? Okuyabilir miyim? Tabii okursun istersen. Ya hocam. Men talebe ve cehde de vecede. Eve gidemiyorum. Ya, karıdan korkuyorsun ondan. Çok teşekkür ediyorum. Geldik bu akşam programın sonuna. Tabii hiç şüphesiz bu klasiklerin, sıra dışı klasiklerin tadı bir başka. Ben keşke sabaha kadar süze, tüm samimiyetimle söylüyorum hocam sizinle sabaha kadar. Vallahi ben tıraş makinesini alıp geldim ben buraya. Keyfala ala program yapardım ama haftaya kaldı. Konuşacağız, açacağız, her bir başlığı tek tek açacağız ve bu meseleleri konuşacağız. Müthiş beyin fırtınası yapacağız, ufuk turu yapacağız. Konuştuklarımız 1000'de 1 değil bu akşam, söyleyeyim. Efendim herkese iyi geceler diliyorum, hoşça kalın.